Merhaba, İkbal'le Hayata Dair YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Evet dostlar, bugün sizlerle Mardin usulü, Mardin yöresine ait olan etli pilav yapacağız. Etli pilavımızı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Öncelikle malzemelerimizi bir tanıyalım. Bir su bardağı pirincim var. 600 gram kadar parça etim var. 1 çay bardağı badem var, 1 demet maydanozum, yeni bahar, karabiber ve tuz var. Öncelikle işimize pirincimizi güzelce yıkayıp ıslatarak başlıyoruz. Tamamen nişastası gidene kadar çok güzel yıkadığımız pirincimizi ılık suyla ıslatıyoruz. Üzerine birazcık tuz ilave ettik ve bu şekilde kenara alıyoruz. Şimdi sıradaki işlemimiz bademimiz. Bademimizi bir kabın içerisine alıyoruz ve üzerine kaynar su ilave ederek ıslatıyoruz. Çünkü bademimizi soyacağız. Soymamız için gerekli. Bunu da bir kenara alıyoruz. Etlerimizi iri parçalar halinde doğrayalım. Çok fazla ufatmayacağız arkadaşlar. Benim etim buzluktan çıktığı için hemen kolay doğranıyor. Bakın bu şekilde iri parçalar doğruyorum. Düdüklü tenceremizin içerisine alacağız ve biraz etleri haşlayacağız. Dana eti kullanıyoruz burada. Etlerimi fazla ufaltmıyorum. Bu şekilde bize yeterli olacak. Etlerimizi düdüklü tencerenin içerisine alıp birazcık su ilave edip haşlamaya bırakıyorum. Ocağımızı açtık. Birazcık su ilave ediyorum. Bir fisket tuz atıyoruz. Ve karabiber, kekik ve etimi haşlamaya bırakıyorum. Tenceremi kapatıp etim güzel pişinceye kadar haşlayacağım. Etimiz haşlanırken bademlerimiz artık soyulma kıvamına geldi herhalde. Evet. Soyulma kıvamına gelmiş bademlerimizi böyle kolayca soyuyoruz. Düdüklü tenceremizin havası indi. Şöyle bir bakalım etimiz ne alemde. Evet, çok güzel bir şekilde pişmiş. Bakar mısınız? Pilavımızı pişirelim. Etimin suyunu pilavda kullanacağım. Hadi bakalım pilavımızı pişirmeye geçelim. Islattığımız pirincimizi güzelce tekrar yıkadım. Ve şimdi tavama biraz sade yağ alıyorum. Yani eritilmiş, sütü alınmış tereyağı kullanıyorum ben. Ve pirinçlerimi ilave ediyorum. Güzelce kavuracağım. Pirinçlerimiz kavrulurken bu şekilde önce birbirine böyle topak topak tutması gerekiyor. Püf noktasıdır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Pirinçler önce bu şekilde tutacak ve sonra kendini bırakacak. O noktaya kadar kavuracağız. Güzel tane tane bir pilav için bunu yapmamız gerekiyor. Tabii ki haşlama yöntemiyle de çok güzel pilavlar pişiyor. Ama kavurma yöntemiyle pilav pişiriyorsanız bu şekilde önce topaklanıp sonra kendisini bırakana kadar yüksek ateşte, buna da dikkat edelim. Bu da püf noktasıdır. Yüksek ateşte kavurmalıyız pilavlarımızı. Evet, pilavım yeterli miktarda kavruldu. Şimdi pilavımın içerisine birkaç damla limon suyu damlatıyorum. Bu da bir püf noktasıdır. Ve bir su bardağı pirinç ölçmüştük. Bakın pirinçlerimiz yine kendini bıraktı. Bir su bardağı ölçtüğümüz pirince 1,5 su bardağı ilave ediyoruz. Bu pirince göre değişebilir ama bire 1,5 tam ölçüdür.
Normal baldo pirinçlerde 1'e 1,5 kullanılır. Şimdi birazcık tuzunu ilave edip pişmeye bırakıyoruz. Bu aşamada artık ocağımızı küçülteceğiz ve artık pilavımıza hiç dokunmayacağız. Kendi halinde pişmesini bekleyeceğiz. Pilavımızın kapağını kapattık ve ağır ateşte suyunu çekinceye kadar pişireceğiz. Pilavımız suyunu çekti. Bu şekilde hiç dokunmuyoruz. Pilavımızı demlenmesi için ağzını kapatıyoruz ve bekletiyoruz. Üzerine bir havlu kağıt veya mutfak bezi örtüyelim ve demlenmesi için bırakalım. Etli pilavımızda sıradaki aşama bademlerimizi kavurmak. Bademlerimizi kavurmak için yine biraz sade yağ alıyorum. Tavamın içerisine. Böyle bir çukur tava kullandım. Çünkü bu bademleri kavurduktan sonra etlerimi de biraz çevireceğim bu yağda. Önce bademlerimizi güzelce kavuralım. Mardin usulü dedik. Mardin'e ait bir yemek dedik. Benim dünürüm Mardinli. Ve ben bu yemeği ondan öğrendim. Dünürüm yapmıştı bize. O yaparken görmüştüm ve ondan öğrendim. Onun usulüyle pişirmeye çalışıyorum. Sadece onun yaptığından tek farklı olan yönü, o tereyağı kullanmıyor. Ayçiçek yağı veya zeytinyağı kullanıyordu. Ben tereyağı ile yapıyorum. Ve bütün Mardinlilere meydan okuyorum. Etli pilav nasıl yapılırmış bir de bir Kayseri'den görün diyorum. Ve dünürüme bu güzel tarif için teşekkür ediyorum. Şöyle güzelce kavuralım bademlerimizi. Güzelce kavrulmuş olan bademlerimizi kenara alalım. Ve bu tavada birazcık da etimi çevirmek istiyorum. Haşlanmış olan etleri hafifçe kavurmak istiyorum. Kavurarak da yapılabiliyor, kavurmadan da yapılabiliyor etleri. Fakat ben tereyağının lezzeti ete geçsin istediğim için birazcık kavuracağım. Haşlanmış olan etlerimi de hazırlıyorum. Arkadaşlar, ben eti 7 dakika haşladım. 7 dakika benim düdüklü için yeterli geldi. Siz düdüklü tencerenizin kıvamını siz bilirsiniz. Düdüklü tencerenizin kıvamına göre etinizin pişmiş şekilde olacak şekilde haşlama ayarını yapın. Dakikasını ona göre ayarlayın. Benim düdüklü tencerem için 7 dakika yeterli geldi. Gördüğünüz gibi etlerimiz gayet güzel pişmiş. Bakın kaşıkla bastığımızda eziliyor, bölünüyor. Şöyle bir göstereyim. Ben özellikle iri parçalı olsun istedim. Kavurma aşamasında da ufalanacağı için. Sizler de lütfen haşlarken iri parça yapın. Çünkü kavururken kavurma aşamasında ufalanıyor. Etimiz de kavruldu ve artık iftara çok az bir vakit kaldı. Şimdi pilavımızı bakır tavamızın içerisine aktaralım. Bakar mısınız, tane tane gayet güzel pilavımız oldu. Şimdi pilavımızın üzerine etimizi aktaralım. Evet. Bademlerimizi de üzerine alıyoruz.
pilavımız, et ve bademleri aldıktan sonra yeni bahar ilave ediyorum. Bol miktarda ve karabiber. Bol miktarda dediğim bu ölçü için birer tatlı kaşığı yeterli gelecek. Şimdi maydanozlarımızı da ilave ediyoruz ve harmanlıyoruz. Mardin yöresine ait meşhur etli pilav nasıl yapılırmış? Bugün hep birlikte bunu gördük. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Buraya kadar videomu izlemişseniz ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bir dahaki videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayalım. O kıymetli yorumlarınızı eksik etmezseniz beni mutlu edersiniz. Mardinliler, yorum bekliyorum. Kayserili olarak etli pilavı nasıl yaptığım hakkında sizlerden yorum bekliyorum. Buyurun bakalım, meydan okuyorum. Bugünkü videomda buraya kadardı. Bugünlük de benden bu kadar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve her zaman söylediğim gibi evinizden huzur, kalbinizden sevgi, yüzünüzden gülücük, ağzınızdan böyle güzel tatlar eksik olmasın diyorum. Ve bakır tava içerisinde karıştırmış olduğum Mardin usulü pilavım bu şekilde servis edilecek, bu şekilde tüketilecek, bu şekilde yenecek. Sizler isterseniz ayrı ayrı servis tabağını alabilirsiniz. Ama bunun yeme şekli budur. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.